yapılan genel başkanlık seçiminde taslak heyetimizin aldığı sonucu ve başkanlığımıza sunduğu tutana arz ediyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi genel başkanlığı seçimi için kurucular kurulu üye sayımız 124. Kullanılan oy 121. Geçerli oy 121. 3 üyemiz yurt dışında ve mazeretli olduğu için bu kurulumuza katılamamıştır. Katılan 121 üyenin 121 oyuyla oy birliğiyle partimiz genel başkanlığına Sayın Recep Tayyip Erdoğan seçilmiştir. Ağustos 2001 Türk siyaset tarihine her yönüyle şeffaf, seçmenin sorgulamasına ve denetimine tümüyle açık yepyeni bir siyasal örgütlenme modelinin kurulduğu gün olarak geçti. Çünkü o gün koltuğa değil, hizmete sevdalı insanların kurduğu AK Parti'nin doğum günüydü. Ekonomistlerden sinema sanatçılarına, her branştaki mühendislerden yurt içinde ve dışında Türkiye'nin yüzünü artmış bilim adamı ve akademisyenlere, her biri engin birer devlet birikimine sahip kıdemli bürokratlardan Türkiye'yi yıllarca dünyada başarıyla temsil etmiş tecrübeli diplomatlara ve saygın müzik sanatçılarına kadar hiçbir partiye nasip olmayan olağanüstü bir kurucular kurulunun bir araya gelmesiyle doğdu AK Parti. Değerli dostlar, bugün önemli bir gün. Bugün Türk siyaset hayatına lider oligarşisinin çöktüğü gün olarak tekelci bir anlayışa dayanan liderlik anlayışının yerine kolektif aklın temsilcisi olan bir anlayışın yerleştiği gün olarak geçecek. Bugün Türk siyaset tarihine parti içi demokrasi geleneğinin yalnızca bir kuru temenni olarak değil, aynı zamanda da bir zihniyet değişikliği ve zorlayıcı tüzük kuralları biçiminde egemen olduğu gün olarak geçecek. Bugün Türk siyaset tarihinde her yönüyle şeffaf, seçmenin sorgulamasına ve denetimine açık yepyeni bir siyasal örgütlenme modelinin kurulduğu gün olarak geçecek. Bugün Türk siyaset tarihine hizmete sevdalı insanların kurduğu AK Parti'nin doğum günü olarak geçecek. Kutlu olsun. Ve bugünden sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. AK Parti lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan, kendisine tam destek veren ekip arkadaşlarıyla birlikte bu güzide siyasal hareketin temellerini attığı gün, Türk ve dünya kamuoyuna işte aynen bu cümlelerle seslenmişti. Hiç kuşkusuz ki bu sözler sarf eden açısından bağlayıcıydı. Daha da ötesi, her bir satırı yüce Türk ulusunun tanıklığına emanet edilmiş açık birer taahhüttü.
ve AK Parti yönetimi o dakikadan bu yana ödün vermeksizin bütün bu taahhütlerinin ardında durmayı sürdürüyor. Milletvekillerimiz birer parmak kaldırma makinesi olmaktan çıkıp özgür halk temsilcisi olacaklar. AK Parti doğuşuyla birlikte yalnız Türkiye'nin değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de moral iklimini değiştirdi. Önümüzdeki dönemde iktidarın en büyük adayı olan bu hareketin meclisteki temsilcileri, sergiledikleri yüksek standartlardaki muhalefet anlayışı ve bunun altyapısını oluşturan kişisel kaliteleriyle gerek taraftarları, gerekse muhalifleri tarafından Türkiye'deki en köklü siyasal hareketlerin dahi göremedikleri bir saygıyla karşılanmaktalar artık. Siz sayın milletvekillerinden özel ve öncelikli bir ricam. Türk siyasetine AK Parti farklılığını getirmek için kendinize ve daha kuruluş öncesinden bize gönül vermiş, umut bağlamış insanlara nasıl söz verdiysek, Yüce Meclis'in çatısı altında da aynı farklılığı hissedilir kılmanız için var gücünüzle çalışmanızı istiyorum. AK Parti meclis grubu olarak gerek meclis içindeki diğer partilere mensup milletvekillerini özendirecek, gerekse dışarıdan sizleri izleyen milletimiz tarafından parmakla gösterilecek bir çalışma performansı yakalamak zorundasınız. Bütün ilişkilerinizde zerafet ve hoşgörü çerçevesinde davranacağınıza eminim. Elbette ki hoşgörü ve zerafet, siniklik, tembellik, hak aramada pasiflik anlamına gelmez. Hoşgörü sahibi olmamız, ülke ve millet çıkarları söz konusu olduğunda kükrememizi engellemez. Evet, 14 Ağustos 2001 her yönüyle bir milat oluşturdu. Ve o günden bu yana Türk siyasetinde aşılamaz denilen birçok engel, yıkılamaz denilen birçok köhnemiş gelenek birer birer aşılmaya ve cesurca yıkılmaya başlandı. AK Parti kuruluşundan bu yana henüz yalnızca 2,5 ay geçmesine karşın ülkemizin 81 kentindeki yasal örgütlenmesini tamamlamış durumda. 2002 yılı başına kadar da tüm ilçelerdeki örgütlenme çalışmaları tamamlanmış olacak. Partideki her yönetim kademesi daha ilk günden itibaren seçmene taahhüt edildiği gibi bugüne kadar Türk siyasetinde eşi ve benzeri görülmemiş bir parti içi demokrasi anlayışıyla oluşturuluyor. En büyüğünden en küçüğüne dek bütün il ve ilçe örgütleri tek adam sultasının keyfi kararlarıyla değil, tabanla konuşularak, tartışılarak ve sonuçta da mutlaka seçimle iş başına getiriliyor. Bu partiyi biz kurmadık. Tayyip Erdoğan kurmadı. Abdullah Gül kurmadı. Abdülkadir Aksu kurmadı. Ali Sezal kurmadı. Hanefi Mahşek kurmadı. Siz kurdunuz, siz! Türkiye'nin en genç, en sevilen, en karizmatik liderine sahip olan bu hareket, liderinin rakipsiz popülaritesine karşın siyaset tarihimizde pek az partiye nasip olan çok güçlü bir halk desteğine sahip bulunmasına karşın yine de işin kolayına kaçmıyor, tüzüğünde kamuoyuna deklare ettiği bütün parti içi demokrasi atılımlarını birer birer yürürlüğe koyuyor. Lider dahil, altını çiziyorum,
sorulanlara cevap olsun diye açıklıyorum. Lider dahil milletvekillerinin, belediye başkanlarının, il ve ilçe başkanlarının görev süreleri onların keyfine ve vicdanına göre değil, parti tüzüğündeki sınırlamalara göre belirlenmiştir. Çünkü ülkesinin siyasal hayatında kalıcı olacağına inanan ve kendisine güvenen her siyasal hareket kendi teşkilatları içinden ya da ülke topraklarından doğacak yeni insan kaynaklarına da aynı oranda güven beslemek zorundadır. Anadolu, Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve ekip arkadaşlarını kuraklıktan kırılan toprakların suya duyduğu hasret kadar güçlü bir hasret duygusuyla bekliyor. Ve bu hasret değişik kentlerimize yapılan her gezide en dokunaklı biçimiyle ortaya çıkıyor. Partiler kimi zaman açıklamalarında taraflı olabilir. Parti sözcüleri kamuoyunu ve medyayı bilgilendirirken rakamları saptırabilir. Ancak modern çağların tarih yazıcıları olan televizyon kameraları asla yalan söylemez. İşte yalnızca 2,5 aya sığdırılan bir dizi yurt gezisinde AK Parti'nin Anadolu'nun dört bir köşesinde nasıl karşılandığını gösteren birkaç somut örnek. Bu görüntüler güneşi balçıkla sıvamaya çalışanları her seferinde bir kez daha mahcup ediyor, her gün biraz daha fazla telaşlandırıyor. Ancak üzülerek belirtelim ki bu telaşın yaklaşmakta olan büyük finale hiçbir faydası yok. Ne medyatik yönlendirmeler, ne ısmarlama anket sonuçları, ne de kendinden başka hiç kimsenin kanaatini etkileyemeyen sözde kanaat önderleri Anadolu'dan Ankara'ya doğru gelen bu büyük çığın önünde duramayacak. AK Parti, Türkiye'nin en genç, en karizmatik, en yetenekli lideriyle, Türkiye'nin en seçkin siyasal kadrosuyla, Türk siyaset tarihinin en demokratik, en katılımcı, en özgürlükçü parti programıyla birlikte gümbür gümbür geliyor. Hem de Türk insanına yıllardır son derece lezzetsiz bir siyasal aşure sunmaktan başka hiçbir işe yaramayan koalisyonlar dönemini kapatmak üzere tek başına geliyor. Bak, şu anda millete gidebiliyorlar mı? Yüzleri var mı? Esnafın arasına çıkabiliyorlar mı? Halkın arasına, tarım köylüsünün arasına gelebiliyorlar mı? Pamuk tarlasına girebiliyorlar mı? Pancarda varlar mı? Öyleyse tek çözüm kalıyor. Seçim. AK Parti büyük bir disiplin ve sürat içinde ilerleyen örgütlenme çalışmalarında bugün bir büyük adımı daha atmanın coşkusunu yaşıyor. Çağdaş bir partiye, çağdaş bir yönetim üssünün yakışacağı bilincinden hareketle bugün siz değerli konuklarımızla birlikte yeni genel merkez binamızın açılışını gerçekleştirmenin heyecanı içindeyiz. Siyaseti bir boş zaman meşgalesi değil,
bir bilim olarak gören ve bu bilimin gerekleriyle siyaset yapan AK Parti genel merkezinden en ücra noktadaki temsilciliğine dek profesyonel bir kadro ve yüksek teknoloji kullanmayı kendisine vazgeçilmez bir ilke edinmiş durumda. Çağımızın siyasal yarışlarını etkin bir basın ve halkla ilişkiler faaliyeti yürütenler, mevcut bütün kitle iletişim araçlarından en üst düzeyde yararlanmayı bilenler kazanıyor. Bu vizyona fazlasıyla sahip bulunan partimizde yeni genel merkez binasıyla hem seçmenlerine hem de Türk ve dünya medyasının seçkin mensuplarına bundan böyle çok daha hızlı ve doyurucu hizmetler verecek. Ne diyelim? İktidara yürüyen bir harekete de böylesi yakışır değil mi ya? İstiyoruz. Şairlerimiz yazsın istiyoruz. Çünkü şairleri susan bir millet, evet, kıyameti gelmiş bir millettir.